Stop and Go özellikli Adaptive Cruise Control, sizinle öndeki araç arasındaki uygun takip mesafesini korurken, istediğiniz hızı sürdürmek için ön camdaki kameradan ve ön tamponda yer alan radar sensöründen alınan verileri kullanır. Öndeki araca çok yaklaşırsanız, aracınız sizin fren yapmanıza gerek kalmadan doğrudan yavaşlar, gerekirse tamamen durur. Takip mesafesi yeniden yeterli hale geldiğinde aracınız önceden ayarladığınız seyir hızına geri döner. Sistem, seyir hızınızı yol hız sınırlarına uygun hale getirmek için trafik işareti algılama özelliği ile birlikte çalışır. Stop and Go özellikli Adaptive Cruise Control, coğrafi konum ve bağlı harita verilerini kullanarak hız sınırı değişikliği veya ilerideki bir viraj ya da döner kavşak gibi durumları öngörür. Ardından sistem araç hızını otomatik olarak ayarlar. Özelliği açmak için bu düğmeye basın. Gösterge tablosunda bu ikaz ışığı tirelerle birlikte yanarak sistemin bir seyir hızını hafızaya almak üzere beklediğini gösterir ve Adaptive Cruise Control etkin mesajı görüntülenir. Stop and Go özellikle Adaptive Cruise Control'ü 0 ila 180 km/saat arasında kullanabilirsiniz. Her durumda hafızaya alınabilecek minimum seyir hızı 30 km/saattir. İstediğiniz hıza ulaştıktan sonra bu düğmeye yukarı veya aşağı doğru bastığınızda özellik açılır ve mevcut hız hafızaya alınır. Bu ikaz ışığı ile birlikte hız gösterge tablosunda yeşil renkte görüntülenir. Bu kumandaya değeri artırmak için yukarı ve azaltmak için aşağı doğru basarak seyir hızını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Hızı 10 km/saatlik adımlarla değiştirmek için yukarı veya aşağı basılı tutun. Stop and Go özellikli Adaptive Cruise Control'ü trafik işaretleri tanıma sistemiyle birleştirebilirsiniz. Bu durumda sistem, hız sınırlarını tanımlamak için kamerayı kullanır ve bunları gösterge tablosunda görüntüler. Hız sınırını aşmanız halinde işaretin etrafındaki daire yanıp söner ve sesli bir sinyal duyarsınız. Seyir hızınızı trafik işaretlerinde algılanan hıza uymak amacıyla manuel olarak ayarlamak için bu düğmeye basın. Bu özelliği açmak için Open Airlink orta ekranında araç bölümüne gidin ve sürüş yardımcılarını seçin. Hız ayarı menüsünü açıp hız sınırlarını görüntüle seçeneğini belirleyin. Hız sınırı ve alarm tetikleyicisi arasındaki farkı ayarlamak için parmağınızı ekranda kaydırın. Hız sabitleyiciyi gelişmiş işaret tanımayla açmak için Adaptive Cruise Control alt menüsünü açıp hız sınırlarını seçin. Bu durumda sistem, hız sınırı değişikliklerini işaret görünmeden yüzlerce metre önce öngörmek için bağlı harita verileri ile kameradan alınan verileri kullanır. Böylece hızınız, siz hiçbir şey yapmadan kademeli olarak değiştirilerek yasal hız sınırına uygun hale getirilir. Gösterge tablosunda görüntülenen A harfi, bu özelliğin açık olduğunu belirtir. Ayrıca bulunduğunuz yol için geçerli olan hız sınırı işaretini ve yaklaşan hız sınırını da görürsünüz. Ayrıca ilerideki yol düzeninin önceden tanınmasını da etkinleştirebilirsiniz. Hız sınırlarını görüntüle menüsüne gidin ve Adaptive Cruise Control bölümünden yol profilini seçin. Sistem bir döner kavşağa veya viraja yaklaşırken, araç hızındaki değişiklikleri öngörmek ve otomatik olarak yönetmek için bağlı harita verilerini kullanır. Sistemin bunu bildiğini size bildirmek amacıyla gösterge tablosunda döner kavşak veya viraj sembolü görüntülenir. Sistem hızınızı otomatik olarak trafik işaretlerine veya ilerideki yol düzenine uygun hale getirir.
Ancak bu kumanda da önceki seyir hızına dönmek için yukarı veya mevcut hızı korumak için bu aşağı basarak bu değişiklikleri iptal edebilirsiniz. Stop and Go Adaptive Cruise Control etkinleştirildiğinde bir takip mesafesinin varsayılan olarak her zaman etkinleştirildiğine lütfen dikkat edin. Bu mesafe, gösterge tablosunda yeşille görüntülenen 2 saniyelik bir takip mesafesine karşılık gelir. Sistem şeridinizde bir araç algıladığında, gösterge tablosunda takip çubuklarının üstünde bir araç silüeti görüntülenir. Bu durumda aracınız, hızını öndeki aracın hızıyla eşleştirir ve gerekirse gösterge tablosunda görüntülenen takip mesafesini korumak için fren yapar. Silüetin boyutu, öndeki araçla aranızdaki mesafeye göre değişir. Silüet ne kadar büyükse araç o kadar yakındır. Aracınız ve önünüzdeki araç arasındaki takip mesafesi bu düğmeye birkaç kez basılarak ayarlanabilir. Gösterge tablosunda ayarladığınız mesafeyi temsil eden yatay takip çubukları gösterilir. Çubuk aracınızdan ne kadar uzaksa takip süresi o kadar uzundur. Uzun bir mesafe için yaklaşık 2,4 saniye ve en kısa takip mesafesi için 1,2 saniye. Seyir hızı hafızaya alındıktan ve mesafe ayar regülatörü etkinleştirildikten sonra ayağınızı gaz ve fren pedallarından tamamen çekebilirsiniz. Bununla birlikte ayaklarınızı pedallara yakın, gerekirse müdahale etmeye hazır şekilde tutmanız kesinlikle önerilir. Aynı şeritte daha yavaş giden bir araca arkadan yaklaştığınızda hızınız ayarlanan takip mesafesinin korunması için o aracın hızına ayarlanır. Öndeki araç yavaşlayıp durur ve 30 saniye içinde tekrar hareket ederse, aracınız da sizin pedallara basmanız gerekmeden aynısını yapar. Sistem çevrede bir engel algılarsa, otomatik yeniden çalıştırma bir sonraki kapatmaya kadar önlenir. Araç 30 saniye geçtikten sonra yeniden çalıştırılırsa, hareket etmek için yalnızca gaz pedalına dokunun veya bu düğmeye basın. Bunu doğrulamak için gösterge tablosunda hız regülatörünü yeniden başlatmak için RES düğmesine veya gaz pedalına basın. Mesajı görüntülenir. 3 dakikadan daha uzun bir süre durursanız uyarlamalı hız regülatörü kapatılır ve otomatik park freni uygulanır. Ardından işlevi yeniden başlatmanız gerekir. Bununla birlikte işlevin fren gücünü sınırladığını ve acil fren sağlayamayacağını unutmayın. Sistem, algılanan aracı turuncu renkte gösteriyor ve sesli bir sinyal veriyorsa, size dikkat etmeniz ve müdahale etmeye hazır olmanız gerektiğini söylüyordur. Sesli bir sinyalle birlikte bu ekran görüntülenirse, Stop and Go özellikle Adaptive Cruise Control, tehlikeyi önlemek için yeterince frenleyemediğinden derhal kaçınma manevrası yapmalısınız. İstediğiniz zaman, örneğin sollama yaparken, gaz pedalına basarak seyir hızını aşabilirsiniz. Yanıp sönen gösterge etkinleştirildiğinde, hafızaya alınan takip mesafesinin geçici olarak azaltıldığına ve sollama yapabilmek için araç hızınızın artırıldığına lütfen dikkat edin. Sollama yaparken seyir hızı, gösterge tablosunda sarı renkte yanıp söner. Öndeki aracı olan mesafenin seçilen mesafeden daha az olması durumunda mesafe ayar regülatörü işlevi sağlanmaz ve takip çubuğu gösterge tablosunda yanıp söner. Sollamayı tamamladığınızda gaz pedalını yavaşça bırakın. Böylece hız ve mesafe ayar regülatörü otomatik olarak yeniden başlar. Sistem fren pedalına veya bu düğmeye basarak bekleme moduna alınabilir. Vites kolu P, R veya N konumundayken, sürücü emniyet kemerini çözdüğünüzde veya kapılardan birini açtığınızda ya da dik bir yokuşta sürerken sistem otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bunun üzerine seyir hızı ve takip mesafesi hafızaya alınır. Uyarlamalı hız regülatörünün bağlantısı kesildi mesajıyla birlikte gösterge tablosunda gri gösterge ışığı yanar. Yeniden başlatmak için bu düğmeye yukarı doğru basmanız yeterlidir. Kaydedilen son ayarlar geri yüklenir.
Bu düğmeye aşağı doğru bastığınızda hız regülatörü yeniden başlatılır ve hafızaya alınan hız yerine mevcut hızınız uygulanır. Son olarak Stop & Go özellikle Adaptive Cruise Control'ü kapatmak için aynı düğmeye basın. Sistemin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kameranın ve radarın örneğin kir, çamur veya kar gibi dış etkenlerle engellenmediğinden emin olun. Adaptive Cruise Control'ün otoyollarda ve ana yollarda sürüşe yönelik olduğunu unutmayın. Yol görüşünün az olduğu veya keskin virajların olduğu durumlarda işlev geçici olarak olumsuz etkilenebilir. Kamera ve radar yalnızca sizinle aynı yönde giden araçları algılayabilir. Ayrıca remork çekmeniz durumunda Adaptive Cruise Control'ü devre dışı bırakmalısınız. Son olarak bu özelliğin ek bir sürüş yardımı olduğunu ve sürücünün tetikte olma ihtiyacının yerine geçmemesi gerektiğini unutmayın. Genel anlamda sistemin verdiği bilgilerden bağımsız olarak her zaman hızınızı trafik koşullarına göre uyarlayın.